Değerli gençler, sevgili Polatlılar, basınımızın yüzü de temsilcileri, sözlerimin başında hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Tarım Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda bu geçen yıl başlatılan Geleceğe Nefes kampanyasını bu yıl ikincisini yapıyoruz. Bütün Türkiye'de şu anda aynı saatte ve yurt dışında bazı temsilciliklerde, bazı ülkelerde de bu kampanya bu şekilde devam ediyor. Geleceğe nefes olacak bu fidanlar inşallah hepimiz için, bütün ülkemizin yeşilliği, çevresinin güzelleşmesi ve özellikle bugün burada olan gençlere bırakacağımız güzel bir dünya için çok güzel bir hareket olarak başladı, devam ediyor. Bugün biz Polatlı'mızda da bunu gerçekleştiriyoruz. Malumunuz Polatlı'mız biraz ağaç ve yeşillik yönünden fakir bir bölge. İnşallah bu çalışmalarla, bu gayretlerle de Polatlı'nın, Polatlı'mızın da yeşilini, ağacını, ormanını artırırız. Ben bu manada burada gelip destek veren, dikim yapan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu projenin gerçekleştirilmesine özellikle emeği geçen Orman Genel Müdürlüğü'nün personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tekrar bunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çektim. Dede Korkut atamız ağaca şu şekilde seslenmiştir. Ağaç. Mekke ile Medine'nin kapısı ağaç. Musa Kerim'in asası ağaç. Büyük büyük suların köprüsü ağaç. Kara kara denizlerin gemisi ağaç. Şahı Merdan Ali'nin düldülünün eğeri ağaç. Zülfikar'ın kınıyla kabzası ağaç. Şah Hasan'la Hüseyin'in beşiği ağaç. Başına doğru bakar isem başsız ağaç. Dibine doğru bakar isem dipsiz ağaç. Polatlı Orman İşletme Şefi Sayın Selçuk Öcal, fidan dikimi hakkında bilgilendirme yapacaklardır. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, değerli Belediye Başkanım ve değerli katılımcılar, öncelikle hoş geldiniz. Şimdi burada sedir, karaçam ve akasya fidanları toprakla buluşturulacak. Törenin akabinde vatandaşlarımıza bedelsiz fidan temini yapılacak. Şimdi ben size sedir ve akasya fidanı nasıl dikildiğini anlatacağım. Onun akabinde programımız devam edecek. Bu sedir fidanımız Polatlı İç Anadolu iklimine artık uyumlu bir fidan türü. Değerli katılımcılar, biz fidanlarımızın diklerini bıçkı dediğimiz malzemeyle kestik. Şu anda fidanlarımız hazır zaten. Çukurlarımız da açıldı. Ben size nasıl bir işlem yaptığımız ve neden yaptığımızı anlatacağım. Dibinden iki parmak biz fidanımızı kesiyoruz. Dibinden. Kesmemizin sebebi polietilen dediğimiz malzemede tohum ekilip büyüdüğü için dibinde kök kıvrıklığı oluşuyor. Teknik anlamda da biz bu kök kıvrıklığını uyarılmamız gerekiyor. Yani hayatiyetine devam etme içgüdüsü olacak fidanda. Bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi böyle kılcal köklerimiz var. Bunlar uyarıldı. Ondan sonra fidanı toprakla buluşturduktan sonra kökümüz aşağı doğru kendini tepkime yapacak ve aşağı doğru büyümeye çalışacak. Ondan sonra biz bu polietilen torbasını buradan kesiyoruz. Kesinlikle torbayla dikmiyoruz değerli katılımcılar. Torbayı çıkarıyoruz. Elimizde bu şekilde toprağa, zaten fidanlarımız nemli, biz sulattık fidanlarımızı dikmeden önce. Bu şekilde toprağa gömüyoruz, çukurlarımız da açıldı. Kök boğazı dediğimiz kısım var. Kök boğazına kadar toprak atıyoruz ve fidanın dibine basmayacak şekilde etrafını güzelce çiğniyoruz. Sıkışsın ki bu etrafında bulunan kılcal kökler hava almasın ve kök salımı gerçekleşebilsin ve fidanımız başarılı bir şekilde tutmuş olsun. Burada en önemli husus fidanı dikme şeklimiz. Yani hiçbir şekilde rüzgar almaması lazım. Bir de İç Anadolu'ya uygun akasya fidanımız var.